İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Vakti Muhabbet başlıyor. Muhabbetin 40 türlü tarifi var da konuyla alakalı olanı sanki şöyle yapılabilir. Konu ne diyeceksiniz? Konu çay. Siz geldiğiniz sıra bir çaydan konuşuyorduk. Fatih Belediyesi'nde Ramazan-ı Şerif'in başından beri 9. akşamımız. Henüz seyirciye bir çay ikram edemedik biz. Onun için çay üzerinden bir muhabbet tarifi yapayım. Belediyenin yükünü hafifleteyim. Seyirciye karşı mahcubiyetim ortadan kalksın. Ahvalimizi de arz etmiş olalım. Muhabbet şudur. Sevildiği iddia edilen çayından bir yudum alınca sevdiğini iddia edenin damağında çay tadı kalmasıdır. Bu seyirci bizi seviyor. Dolayısıyla bir kişi çay içmesi lazım ki o külfeti yüklenecek, o zahmete girecek ki herkes çay içmiş gibi olsun. Külfeti biz yükleniyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizler de hoş geldiniz, safa getirdiniz. Eyvallah. Ve hani çay için bahanesi demiş ya, bayramda bahane oldu, herkes sevdiğini öptü. Ev sahibimiz bugün muhabbet deyince Ömer Turlu İnançer Bey hocam. Efendim hoş geldiniz, safa geldiniz. Eyvallah, safaya geldik, teşekkür ederim. İftarda beraberdik, şükürler olsun, sonrasında da beraberiz. Beden beraberin olduğu zamanlar birer imkan ve fırsattır ama gönül beraberliği mekan tanımaz. Bedenler ayrı olsa da gönüller hep beraber, çok şükür. Eyvallah. Bunu bazı soruyorlar efendim. Hani bazı insanlar Cenab-ı Hak imkan lütfediyor. Zahiren büyüklerle beraber olabiliyor. Ama başka şehirde olan var, başka ülkede olan var. O ben ne yapacağım ki o gönül beraberliğini elde edeceğim? Bunun bir yolu var mıdır? Tarif edilmiş midir? Şimdi en güzel tarif insan üzerinden olur malum. Hazreti Veysel Kareni'yi biraz tetkik ettiler miydi? Bunun yolunu öğrenecek bir adam öğrenmiş olurlar. Onu ne kadar miktar taklit edebilirlerse o kadar olur. Efendimiz Hazretleri'nin cemalini görmediği halde, zahir gözüyle, Efendimiz ahirete doğduktan sonra Medine'ye geldiğinde bana anlatın Resulullah'ı dediğinde muhtelif zevattan dinliyor. Hazreti Ali Efendimiz de anlatıyor tabii. Ali biraz görmüş diyor. Bunu hiç görmeyen bir zat söylüyor. Dolayısıyla öyle bir gönül beraberliği oldu mu beden beraberliğine hacet kalmadan olabilir. Biraz Veysel Kareni'yi öğrensinler. Bir de Efendimiz Hazretleri'nin malum son hastalığı sırasında kardeşlerime selam söyleyin diye bir sözü var. Kime söylüyor bunu? Ashab-ı kiram var. Yani, tabii kalabalık değil ama Hazreti Ayşe validemizin hücresinde kaç kişi sığıyorsa o kadar. Kardeşleriniz kim ya Resulallah? Beni görmeden bana iman edenler. Biz neyiz lan oluyor hasbel beşer? Siz arkadaşlarımsınız. Beni görmeden bana iman edenler kardeşlerimdir diyor. Bu sözün deruni manası hakkında uzunca bir tefekkür yapılırsa yine beden yakınlığı olmadan gönül yakınlığının olabileceğinin işaretleri alınır. Eyvallah. Bir de siz çok seversiniz. Yahya abiye de bir rahmet vesilesi Allah olsun. Allah rahmet eylesin. Gecesi. O pek güzel okurdu. O son beyt, kimi Ahmet seni uzaktan tanır, kimi yaklaşır da kör olur gider.
Evet. Bir de Allah korusun böyle bir durum var. Var tabii, fiili durum işte Ebu Bekir Efendimiz'le Ebu Cehil. Aynı nesil insanlar, birkaç yaş farkıyla. Birisi güzelliğin ve muhabbetin ifadesini kelimelerle yeterince bulamıyor, bağırıyor. Ne kadar güzelsin ya Resulallah diye bağırıyor. Öteki de ne kadar çirkinsin diyor. Birinin gözünün güzelliği, birinin gözünün çirkinliği o. Dolayısıyla yakın olmak bedenle alakalı olan bir şey değildir. Ha, yine de beden hapishanesine mahkum olduğumuz için bedenimizin algılama yolları olan beş duyuyla da sevdiğimizi algılamak isteriz. Yani seyretmek isteriz. Dokunmak isteriz. Sadasını duymak isteriz. Kokusunu duymak isteriz. Ama bunlar bedene ait. Hiç Efendimiz'i görmedik. 14 asır geçmiş. Yani bu 14 demek 9, 10 asır pardon 4 veya 5 asır önce söylenmiş bir söz var Molla Cami Hazretlerine ait. Es-sohbeti dervişan bu-i Muhammed Ahmet. Dervişlerin sohbetinden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusu gelir. Yani bedenini koklamak tan ziyade onu koklamak kendisinden 9 veya 10 asır sonra da mümkün. Şeyde Mahmut Erol Kılıç hocamdan duymuştum. Çok enteresan gelmişti bana. Dedi ki o hadis usulünde şöyle bir şey de vardır. Ravi zincirine bakarlar, şuna buna senedine bakarlar falan. Tamam bunlar tamam da bazı bu işe ehil olanlar istişmam dediğimiz bir metot vardır. Onunla da hadisin hadis olup olmadığına karar verir. Evet. Abdestini alır malum haliniz. Evet. Şemme gelmek. Koku. Evet. Okuyor hadis-i şerifi, dinliyor, kokluyor, bu hadis-i şeriftir diyor. Evet. Yani diyor ki, bu değildir. Evet. Hem de kitaba yani kütüb-ü sitteye bakmadan söylüyor bunu. Var. Eyvah. Yakınlık kurmak için o yakınlık kurmak istediğimize yakın olacak fiilleri işlememiz lazım. Yani sadece tahassüsat, hissiyat, duygu ile olmaz. Fiil ile olur. Yani ben Resulullah'ı çok seviyorum. Bu bir iddia. Üçüncü şahısların bu iddianın ispatını görmeleri lazım. O iddia sahibi dahil. Kendini de görmesi lazım. Çok seviyorsun da hangi sözünü dinliyorsun? Hangi olduğu veya yaptığı gibi olmak veya yapmak istiyorsun? Hiçbiri yok. Sadece kuru iddia. Her müddeyi, yani her iddiacı, iddiasını ispatla mükelleftir. Yani biz başkasına karşı da sevgimizi ispat etmek durumunda falan değiliz ama öyle bir hale gelecek ki, bu adam Resulullah'ı seviyor. Dedirtecek. Neyle olacak bu? Fiille olacak. Duyguyla olmaz, lafla olmaz. Yani ismi şerifi geçtiği zaman, bahsi geçtiği zaman, bir gözü sulanacak, bir boğazına bir yumruk yapışacak, bir genzi tıkanacak, sesi bir titriyecek. Hiçbiri yok. Seviyorum. Anlat külahıma. Yani sevmenin ispatı sevdiği gibi olmaya çalışmakla olur. Bak Hazreti Mevlana seviyor. Nereden biliyorsun? Öylesine mütevazı kelimeler kullanıyor ki ben onun yolunun toprağıyım. Bak ayağının tozu falan değil. Bastığı yolun tozuyum. Haki rehi Muhammed Muhterem. Reh yol, hak toprak. Yolun toprağıyım. Eğer bir şanım, şöhretim varsa ondan dolayıdır. Veya onun yol evlatlarından olan Galata Şeyhi Şeyh Galip Efendi Hazretleri.
beyan aşıkan da iştihar varsa sendendir. Dünyada bir itibarın varsa sendendir. Kendinden görmemek. Zaten insana yakışan odur. Kabahati kendi üstlenmek, hasenatı Allah'ın hediyesi olarak kabul etmek. Zaten bu ayettir. Size bir musibet isabet ettiği zaman nefsinizden bilin. Hasenat, güzellik, iyilik, yükseklik, yücelik, derinlik isabet ettiği zaman Rabbinizden bilin. Nitekim bizde böyle bir gen var. Hazreti Adem'den kalma. Söz dinlememek açısından, yani Allah'ın emrine itaat etmemek açısından Adem Aleyhisselam'la Şeytan-ı Layin arasında fark yok. Fiil farkı olabilir. Mahiyet farkı yok. İkisi de söz dinlemedi. Biri secde etme sözünü dinlemedi. Öteki ağaca, şecere imemnu'aya, yasak ağaca yaklaşmama sözünü dinlemedi. Ama şeytan beni sen azdırdın diye terbiyesizlik edip nefsini ibra etti. Yusuf suresinde koca peygamber Yusuf Aleyhisselam bile ben nefsimi ibra etmem, aklamam diyor. Şeytan ben nefsimi aklarım, sen kazdırdın. Adem Aleyhisselam ne yaptı? Biz, orada biz önemli. Havva validemiz de katıyor işin içine. Eyvallah. Dolayısıyla evli erkeklerin dualarına nikahlı hanımları dahildir. Bu da genetiktir. Mirastır bize Adem babamızdan. Rabbena, ey Rabbimiz. Rabbi diyebilirdi. Rabbi demiyor. Benim Rabbim demiyor. Rabbimiz. Biz dediği kim? İki kişi zaten. Zalemna, zulmettik. Enfüsena, nefsimize. Çünkü nefse en büyük zulüm Allah emri dinlememektir. Eyvallah. İşte senin emrini dinlemeyerek nefsimize zulmettik. Sen bizi affetmezsen yanmışız. Ayetin arkası öyle geliyor. Yani avam tefsiri yaptık. Merhamet etmezsen yanmışız biz yani. İşte burada insana lazım olan Adem Aleyhisselam gibi davranmaktır. O zaman insan olmaya adım atmak için ayağımızı kaldırmışız demektir. Yani bütün işler fiille olacak. Düşünceyle olacak ama kalmayacak. Fiile intikal etmeyen hiçbir şeyin faydası yoktur. Sevgi de böyledir. İlle fiile intikal edecek. O zaman zannedildiği kadar zor olmadığını, biraz gayret istediğini, o gayretin de esas sahibi Allah'ı Sübhanehu ve Teala olduğuna göre ondan beni gayretlilerden eyle ya Rabbi diye yardım istemeyi başarmak da zor bir şey değil. Çünkü büyüklerin kapısı çalınmaya hazırdır. Başka çalacak kapı yok. Ve onlar kapılarının çalınmasını tabii ve hatta güzel gördükleri için kapılarının çalınmasını isterler. Onun için Allah dua edin diyor. Yani Allah bizim arzularımızı bilmiyor mu? Niye istiyor? Söyleyin bana diye. Demek ki muradı öyle. O murada uygun davranarak biz de lisanen dua ediyoruz. Gönlümüzde bir şey olmasa zaten lisanımıza gelmez. Gönlümüzde var. Lisan var ama orada bir eksikliğimiz daha var. Efendimizin sözünü orada az dinliyoruz. O dileğin yerine gelmesi için üstünüze düşen vazifeleri yapmak. Yani ya Rabbi namazımı kabul et demek için namazı kılmak lazım. Bu kadar kolay. Eyvallah. Zannedildiği kadar zor değil. Şeytan zor gösteriyor. Nefis onu yaptırmamaya, yani hayırlı şeyleri yaptırmamaya gayret ediyor. Onun da görevi o. Bu gönlüme bir şey geldi. Onu nazarınıza sunmak isterim. Ne kadar doğru sesi düşüneyim. Mesela şeytan
emredileni yapmıyor. Adem Aleyhisselam nehyedileni yapıyor. Hani memurat ve menhiyat diyoruz. Hangisi daha önce filan deriz. Şöyle bir çıkarım yapılabilir mi? Emredileni yaparsak şeytanlaşmaktan kurtuluruz. Nehyedilenden uzak durursak insan olmaya yaklaşırız. Aynı şey. Tabii. O açıdan, şimdi bu başka bir açı bakışı. Benim arz ettiğim, her ikisi de netice itibariyle söz dinlemiyor. Eyvallah. Söz dinlememe açısından, Allah'a karşı gelme açısından şeytanla Adem arasında fark yok. Fark edeple başlıyor. Şeytan sen azdırdın diyor, Adem Aleyhisselam ben hata ettim kusura bakma diyor. Hata ettim kusura bakma demek iman icabı değil, edep icabıdır. Yani şeytan Allah'tan gayrı tanrı olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Bilmek yeterli değil. Söz dinlemek lazım. Eyvallah. Şimdi var ya, ben işte bu tabiat, kainat, evren, cert, cürt, bunlar var. Tabii bunları bir yaratan da var canım, ben inanıyorum. İyi de ne yapıyorsun? İnanıyorsun da ne yapıyorsun? Mesela ona teşekkürünü nasıl beyan ediyorsun? Kimseye kötülük yapmıyorum. Lan Rockefeller de kimseye kötülük yapmıyor. Yorgo da yapmıyor. Anton da yapmıyor. Dimitri de yapmıyor. Samuel de yapmıyor. Ne olacak şimdi? Aradaki fark ne? Ona teşekkür için ibadet dediğimiz veya daha spesifik manasıyla tapınma dediğimiz şeyi yapıyor musun? Benim ona ihtiyacım yok. Ya Allah'ın da ihtiyacı yok zaten. Sen ona ihtiyacım yok diyerek kendi kendini naks ediyorsun. Yani yalanlıyorsun derler adama. Eyvallah. Böyle bir çay dedik, muhabbet dedik, mevzu buralara geldi. Merhaba faslında böyle oldu efendim. Sen o çayı biraz yavaş iç, çok sıcak, benim ağzım yanıyor, dikkat et. Benimki de öyle gözüküyor. Ha, yani hani sen içince hepimiz içmiş oluyormuşuz ya, yavaş iç, benim ağzım yanıyor. Eyvallah. Şimdi Ramazan-ı Şerif bitti. Evet, bitti. Bundan yani saat 6 saat önce, 5 saat 40 dakika önce bitti. Yani ikindi vakti bitti. Ramazan-ı Şerif'in bitmesiyle orucun bitmesini karıştırmamak lazım. Oruç akşam ezanı vaktinde biter. Ama Ramazan ayı ikindi vaktinde bitti. Peki programda da bahsettik biraz. Arife gecesi çok mühim. Çok mühim. Ve iki sebepten bu sene daha mühim. Bu sene üç hatta. Evet. Pazartesi bir de üstelik. Ya, onu bir paylaşabilir miyim? Şimdi Efendimiz Hazretleri pazartesinin ve cumanın önemli günler olduğunu hem lisanen beyan buyuruyor hem fiilen. Bir kere cuma namazı cuma kılınıyor. Cuma günü de perşembe günü ikindi vakti girer. O günün öğle namazı cuma namazı olarak kılındığında cuma namazı kılanların öğle namazı sakıt olur. Hükümden düşer. Bir sebepten dolayı cuma kılamayanlar o günün öğle namazını yine kılarlar aynı mesele. Ama cuma vakti perşembe ikindi ile cuma ikindi arasında. Namaz sadece öğlen vaktinde. Şimdi bunu zaten cuma namazından dolayı herkes biliyor. Sadece cuma günlerine mahsus olmak üzere oruç tutulmayacağını, ya cuma cumartesi ya perşembe cuma tutul, nafile oruçtan bahsediyoruz. Böyle olması gerekiyor. Yani cumayı biliyoruz. Pazartesiyi pek bilmiyoruz. Efendimizin dünyayı teşrifi pazartesi günüdür. Hicretin başlaması, yani perşembe günü akşamı yatsı vaktinden sonra Hazreti Ebubekir'in evinden beraberce çıkıp Sevr mağarasına gidişleri hariç. Ama o hala Mekke hududu. Hicretin başlaması, fiili yürüyüş pazartesi sabahıdır. Bir Rebiülevvel pazartesi. Emniyetli bir şekilde artık müşrik tehlikesinin geçmesi 8 Rebiülevvel pazartesi kuşluk vakti. Kuba'ya girişi. Ahirete doğuşu 12 Rebiülevvel pazartesi kuşluk vakti. Dünyaya doğumu 12 Rebiülevvel'in sabah imsak vakti idi. Hı hı.
ahirete doğuşu kuşluk var. Pazartesi. Siz pazartesilere böyle bir ehemmiyet veriyorsunuz ya Resulallah. Yani biz de öyle yapmaya çalışıyoruz da acaba hikmeti sebebi ne? Pazartesi mühim ve mübarek bir gündür. Benim dünyaya gelişimin günüdür. Bir rivayete göre vahiy de pazartesi günü. Pazartesi günü akşamı. Pardon, pazar günü akşamı gelmiştir. Efendim, yani Kadir Gecesi oraya denk geliyormuş o sene. Efendim. Ve orada yani üzücü bir şey, bizim için üzücü bir şey söylüyor, hasretlik bakımından. İhtimaldir ki pazartesi günü ahirete giderim buyuruyor. Nitekim öyle oluyor. Onun için pazartesi günleri önemlidir. Ve nafile oruçlar, cuma müstakil oruç tutmak yasak olduğu için pazartesi perşembe tutulur. Çünkü perşembe gününün orucu cuma vaktinin ikindisiyle akşamı arasına giriyor. Orada da bir incelik var. Ve pazartesi perşembe oruçları var. Onun için bu akşam yani 1 Mayıs 2022, 1 Şevval 1443 bayram gecesi, pazartesi gecesi, ayın ilk gecesi. Çünkü Efendimiz ayın ilk ve son gecelerinde özel olarak dua ederlerdi. Bazen biliyorsun ilk gece, yani bu akşam, hilal gözükmeyebilir. Ya çok geç saatte çıkar, bir an, böyle saç kılı gibi incecik bir hilal gözükür. Bazen daha aşikar gözükür, güneş batmadan az önce belirir. Belirdiği zaman birinci veya ikinci gece, Efendimiz aya nazar ederek, mübarek ellerini açarak uzunca dua ediyor. Yani ayın ilk geceleri aya bakarak dua etmek fiili bir sünnettir. Şimdi bu gece o var. Yani ayı gördük görmedik. Zaten bu saatte gitti. Artık gözükmez başka. Bayram gecesi. Çünkü bayram geceleri hakkında 5 gece önemlidir. Dua bakımından buyuruyor Efendimiz. Ayın ilk gecesi, nısf-ı Şaban, 27 Recep-i Şerif, Kadir gecesi ve bayram geceleri. Yani sayınca 6 oluyor, kurbanı ayrı, fıtır bayramına ayrı. Ama kurban geceleri, bayram geceleri diye 1'e indirince 5 tane oluyor. Bayram gecesi, pazartesi gecesi, ayın birinci gecesi. Ayın birinci gecesi yani tesbih her namazı zaman, kılınsa kılınır yani böyle bir gecede. Allah tesbih namazı her zaman kılınır da böyle bir zamanda Sübhan'ın eksikliklerden münezzeh olan Rabbi Teala'nın o Sübhanlığını, o Sübhanlıkla bize ihsanına elhamdülillahi ve onun en büyük değil. Yani Allahu Ekber kelimesi lügatte ekber, kebirin mübalağalı şekilde büyütülmüşüdür. Ve Allahu Ekber dediğin zaman Allah çok 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 büyüktür. Lügatte bu, ıstılahta bu değil. Allah tek büyüktür. Başka büyük yok. Onun için tesbih namazında ne diyor? Sübhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi ilahe lazım. Yani onun yüceliğine, teşekkürümüzü, tekliğini, eksikliklerden münezzeh olduğunu 2 rekatlık bir namaz içinde 100 küsur tane söyleyeyim. Şimdi saymaya kalkmayayım şimdi uzar. Efendim söylüyorsun. Bu nedir? Zikirdir. Zaten namaz ve la zikrullahi ekber. En büyük zikir namazdır. Peki öteki zikir meclisleri, zikir halakaları, zikir safları onlar da daha küçük değil. Ama namaz asgari mükellefiyet. O mükellefiyet haline getirilmemiş, zamana bağlanmamış, iptidası ve intihası yani başlangıcı ve sonucu belli olmayan. Namazın başı ve sonu var.
İftitah tekbirine başlar, selamla biter. Ve her istediğini yapamazsın namazda. Belli kaideler var. Yani ben 3 defa secde edeceğim, demezsin. Secde 2 celse olur. Böyle bir kalıba girmeden olan zikir meclisleri de, mesela Mevleviler sabahleyin namazdan sonra İsmi Celal okurlar. Hiçbir kayıtta, kuyutta veya eski Mevlevi şeyhlerinde şu kadar tane çekilir yoktur. Kayıtlar ne der? Mürşidin münasip gördüğü miktarda. Bugün 50, yarın 3000. Öbür gün 5. Peki niye o öyle münasip görüyor? Mürşit olduğun zaman anlarsın. Yani bu kadar kolay o da yani. Hasılı zikrullah nedir? Rabbin isminin tekrarıdır. Zikir hatırlamak manasına gelir de bu da lügatte. Istilahta hatırlamak değildir. Unutanlar hatırlar. Biz Rabbimizi unutmayız ki hatırlayalım. Sevdiğini tekrar tekrar söylemek. Yani hanıma seni seviyorum demekten usanıyor musun? Veya hanım dinlemekten usanıyor mu? Rabbinin kıymeti hanımın kadar yok mu? Veya beyin kadar yok mu? Sevgilin kadar yok mu? Onun da ismini tekrar ediyorsun. İşte tesbih namazında bu namaz haline getirilmiş. İbn Abbas Efendimiz, yani Hazreti Abbas'ın oğlu, ashabın en genç alimi olan zat. Çünkü malum Hazreti Abbas'ın oğlu olan Abdullah bin Abbas, teyzesi Efendimiz'in zevcesi, annemiz. Eve giriş çıkışta da dert yok yani, şey yok, tesettüre gerek yok, teyzesi çünkü. Ve çok sual soruyor. Daha yeni yetişmiş. Çünkü Hazreti Abbas'la Efendimiz'in arası çok azdır yaş olarak malum. Hatta sormuşlar bir gün Hazreti Abbas'a. Ya Abbas, Resulullah mı büyüktür, sen mi büyüksün diye. Onun cevabı bir zarafet abidesidir fakir için. Resulullah'tan daha evvel dünyaya gelmişim ama Resulullah büyüktür. Onun için Efendimiz hakkında konuşurken, o ondan küçüktü bu bundan. Mesela kendinden büyüktü Hazreti Hatice diye konuşuyorlar. Hazreti Sevde de öyle ama böyle konuşulmaz. Kendinden yaşlıydı olur. Kendinden büyük olmaz. Eyvallah. Onun için Efendimiz hakkında konuşurken lalettayin insanlar hakkında konuşur gibi konuşamayız. İşte o Hazreti Abbas böyle cevap veren zarafet abidesi. Onun oğlu o kadar çok sual soruyor ki. Hem eniştesi, hem amcasının oğlu. Bir gün Efendimiz artık böyle kaba delikanlı olduğu halde dizine oturtuyor. Avuçlarını, kendi avuçlarının içine alıyor. Koy bakalım avuçlarını buraya. Tamam. Beraber dua ediyorlar. Ya Rabbi bu yavruyu sorulan her suale cevap verecek kadar alim olmasına yardım et. Hakikaten öyle oluyor. Efendimizin duası müstecap olmaz mı yani? O diyor tesbih namazı hakkında. Mümkünse her gün. Olmadı haftada bir. Hadi olmadı ayda bir. Hadi olmadı yılda bir. O da olmazsa ömründe bir defa kıl. Dedi bana Resulullah diyor. Dolayısıyla çok sağlam bir yerden gelmektedir şey. Virgül koyup bir şey merak ediyorum. Mesela salondaki seyircilerimizden bu yaşa gelene kadar bir defa tesbih namazı kılmış olan kimler var? Bir yerleri görebilir miyim? Bu sene tesbih namazı kılan var mı? Yani senede birkaç defa kılan var mı? Var. Her biri var efendim, elhamdülillah. Salonda her biri tabii, var. Tabii olacak. Şeylerde sayıları tutturmak,
Yani namazda okumaktan ve tesbihattan gayri şeylerle meşgul olmak namazın huşu ve huzurunu bozar demeyeyim, kıyamayayım. Sakatlar diyelim. Şimdi 15 tane ve 10 tane. Fatiha'dan evvel mi okuyacaktım, Sübhane'den sonra mı okuyacaktım? Bu mekruha girer. Onun için ya çok parmak işareti olmaksızın hafızasında tutabilecek olan kendi kendine kılar veya zaten imamlar çok fazla, hadi hafız olmayan imam diyelim, yine de senden benden çok ayet biliyor. Onları sıraya koyması, bunlar artık onlar da otomatikleşmiş. Bu sayıları da otomatik olarak sayabilirler. Onun için bir imamın arkasında kılmak, hata yapmaktan biraz insanı alıkoyar, azaltır. Onun için cemaatle de kılınır. Her cemaatle kılınan, yani farzların dışında cemaatle namaz kılınmaz sözü yanlıştır. Efendimiz ay tutulduğu zaman kılmış, bazen kıldırmıştır. Keza güneş tutulduğu zaman, mesela son ahirete doğan yavrusu İbrahim bin Resulillah Hazretlerinin göçtüğünde güneş tutulması var. Hatta bazı hala o putperest rüzgarlarının esintisi kafalarında, gönüllerinde kalanlar, işte Resulullah'ın oğlu ahirete göçtü, güneş tutuldu falan diye düşünce, belki bazen söze gelme olunca Efendimiz ahaliye bunlar normal gök sema hadiseleridir. Benim oğlumun veya herhangi bir peygamberin bir şeyiyle alakalı böyle alakalar kurmayın diyor. Ama gerek ay tutulmasında, gerek güneş tutulmasında gök cisimlerinin insan üzerinde tesirleri var ya, o tesirlerden beri olmak için güneş ve ay tutulmasından sonra namaz kılmak sünnet-i seniyedir. Efendimiz küsuf ve hüsuf denir bunlara, yani biri güneş biri ay tutulması. Bundan sonra münferit namaz kıldığı da olmuştur. Yani tutulma namazı kıldırdığı da olmuştur. Demek ki ayrıca Hazreti Ömer hicretin 17. senesinde teravihin Mescid-i Nebi'de cemaatle kılınması hakkında imam tayin etmiş ve bu kılınmıştır. De düşünmek lazım. Hazreti Ömer mi tek başına orada? Ali var, Osman var, Abdurrahman var, Ebu Übeyde var, Sa'd var, Zübeyir var, ashab-ı kiram var. Saydıklarım da aşere-i mübeşşere. Resulullah'ın sünnetine muhalif, dini mübini İslam'a muhalif bir karara eyvallah derler mi? Ama sonra zamanımızda bir takımlar çıkıyor. Efendim, Emevi jimnastiği diyor. Yani Hazreti Ömer ne zaman Emevi oldu ya? Ne zaman Emevi oldu Hazreti Ömer? Beni Ümeyye'den değil ki. Böyle diyen de oldu mu? Ben kulağımda duydum. Emevi jimnastiği. Resulullah kılmamıştır, kıldırmamıştır filan. Sen Resulullah'ı örnek almadan önce, evvela Resulullah'ı örnek almışları örnek al. Öyle Resulullah önüne gelenin merdiven dayayacağı bir dönmek değildir. O kadar ucuz değildir. Sen ben örnek alamayız. Onu örnek almışları, örnek alanları örnek almaya başlayarak başlayabiliriz. Her şey silsileyle değil mi Serdar'cığım? İlkokula giriyorsun, şimdi sistemler değişmiş olabilir, fark etmez de biz dikey çizgi, yatay çizgi, merdiven çizerek okumayı yazmayı öğrendik. Her şey bak kademeyle oluyor. İlkokulda tabiat bilgisi okuduk. Ortaokula geçince biyoloji, fizik, kimya oldu onun ismi. Ve üçe bölündü, üç ayrı hoca geldi. Yani her şey kademeyle oluyor. Sonra işte profesör oldun.
Profesör oluncaya da neler okudun değil mi? Sen de Resulullah'a müracaat etmeden önce, Resulullah'a müracaat etmiş olanlara, müracaat edenlere müracaat edebilirsin. Yani ben senin gibi zamane zıp çıktısına uyacağıma Ömer radıyallahu anh'a uyarım. Bitti. Eyvallah. Varmış yokmuş. Ayrıca paranın fazlası oluyor mu? Otomobil yeni model olsun mu? Ev varken bir tane de yazlık olsun mu? Olsun. Hatta çeyreği dörtleyelim diye uğraşıyoruz. Onu yapamazsın, o ayrı mesele. Onu erkek ister. Eyvallah. Hasılı dünyaya ait her şey daha çok olsun, daha çok olsun. Namazın niye çoğu olmasın? Hicaz'da, Umre'de namaz kılıyoruz. Ama şey, vakit namazı değil. Gece yarısı Medine'de herkes namaz kılıyor. Bizim arkadaşlar, gençler. Oradan bir Arap kopili, tövbeler olsun. Amma çok namaz kıldınız dedi. Bizimkiler hemen dikdört dedi. Şekercim, sen niye kılmıyorsun? Kaldı enayi. Onun için bizim yaptığımız ibadetlere, çok ibadet ediyorsunuz filan diyenlere bu cevabı vereceksin. Sen niye yapmıyorsun? Yapmana ne mani var? Allah bunu emretmemiş. Şey söylenmiyor işte kalın. Diyemezsin ki diyesin. Bir şey söyleyeyim mi? Celallenmek size çok yakışıyor. Yok canım, o celal değil. Vallahi çok yakışıyor. Bak, celal olması için o celalin sonunda bir tecellinin olması lazım. Oluyordur da biz görmüyoruz. Benimki kaba öfke. Ama elhamdülillah nefsim için değil. Böyle bir hitabetim falan biraz size benzemeye başladı. Simayı da benzetiyorlar. Şu celalden de bir parça rica etsem. Daha iyi bir şey işte. Şimdi tabii celalle öfke çok önemli bir ayrımdır. Pek bilmiyorlar. Asabiyeti diniyesi olmayanın imanı noksandır. Bizimki o. Celal değil. Celal büyüklerin işidir. Bize düşmez. Ama bana söveni ben affedebilirim. Benim hakkım. Ben hakkımdan feragat edebilirim. Emanetin hakkından feragat etme hakkım yok. Din-i mübini İslam aynı zamanda bana emanettir. Çoluk çocuğum gibi, talebem gibi, dervişim gibi bana emanettir. Onlara laf söyletmem. O misali vermeye çalışıyorum. Resulullah Efendimiz Hazretleri'ni bize anlatırlarken çok müşfikti, çok merhametliydi. Yetim başı okşardı, mübarek eli. Ya bıktık. Açık söylüyorum. Bıktık. O mübarek el yetim başı okşadığı kadar kılıç kabzası tutmuyor muydu? Mızrak atmıyor muydu? Niye bana sadece şefkatini, merhametini söyleyip beni pasifize ediyorsun? Benim vazifem mesela Filistinli yetim çocuğun yetim kalmasına mani olmak için onu yetim bırakan eli tutup kırmaktır. Eğer bu celalse en celalli benim. Ama bu asabiyet-i diniyedir. Yani dinde sinirlerin, asabın hassas olması. Bırak dokunmayı, göz dikende Hazreti Musa gibi kılların vücudun dışına çıkacak. Bunun adı öfke de değildir, celal de değildir. Bu sadece asabiyet. Ve bu olmayan, ne yapalım canım o da öyleymiş aman diyende iman noksanlığı vardır. Bu kadar ciddi bir şey. Hasılı senin de asabiyeti dinin yani olsun. Herkesin evet. Olsun.
Eğer o duygu olmazsa, Resul-i Kibriya Aleyhi Ekmelit Tehaya Efendimiz Hazretleri'nin bir kötülüğü gördüğünüz zaman yapabiliyorsanız elinizle mani olun. Yapamıyorsanız dilinizle mani olun. Onu da yapamıyorsanız gönlünüzden buğz edin. Hadisi bu kadar söylüyorlar farkındaysan. Hadisin devamı var. Bu imanın en düşük seviyesidir. Eyvallah. Bunu niye söylemiyorlar? Ha, ona rağmen kalpten buğz etmek, yani aynı duyguyu taşımak, bir zulme, bir haksızlığa karşı kalpten buğz etmek. Eğer hiçbir faydası olmasaydı, Resulullah öyle buyurmazdı. Mutlaka bir faydası vardır. Onun için gönül beraberliği o. Bir de güzel düşünmek. Şimdi zamanımızda 1400 sene evvel Efendimiz Hazretleri'nin söylediği şeylerin isim değiştirilerek yeni icatmış gibi topluma kakalanması var. Nasıl efendim? Evrene olumlu mesaj gönderelim. Yahu sen ya hayır konuş ya sus diyen bir peygamberin ümmetisin. Hayır konuşmak zaten evrene olumlu mesaj göndermek değil mi? Şerliyse sus. Ayrıca bir insana yalancı demek için herhangi bir duyduğunu, doğruluğunu araştırmadan bir başkasına nakleden yalancıdır. Hepimiz yalancıyız. İki tane gazete havadesine, üç tane telefon medyasına inanıp neler yapıyoruz? Bayram akşamı bana bunları açlattırma. Eyvallah. Zaten vaktimiz doldu diyorsun. Doğru söylüyorsun. Yok, var bir 10-15 dakika vaktimiz var efendim. Şimdi bayramla alakalı ekranda da çok fazla konuşamadık. Aslında siz nispeten temas ettiniz mevzu ama hazır burada May Mecra seyircisi var, Fatihli dostlar var. Müslümanın bayram günü nasıl olur? Nasıl olmalı? Efendimiz nasıl yapardı? Bunu da hatırlamaya ihtiyacımız var sanki. Efendim. Zaten Efendimiz nasıl yapardı dediğin zaman sualin bel kemiği o. Çünkü bizim her şeyin doğrusunu ondan gayrısından öğrenme imkanımız yoktur. Kendi icatlarımıza doğru diyemeyiz. Evvela biz Efendimiz'i taklit ederek tahkika erme durumunda kalacağız. Taklitte kalmak da makbul değildir ha. Şimdi elhamdülillah fakirin bildiğim kadarıyla benim oğlumun namaz borcu yok. Çünkü ufakken, ya bu kadarken ben evde namaza durduğumda gelir yanıma dururdu. Secde, yani rükû tamam. Secdeye eğilince şimdi o secdede lan bakıyor benim dizlerim orada. Halbuki başının o. Pıt 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 ilerledi başıma gelir. Şimdi ayağa kalkarız, bu sefer geride kalır. Pıt 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 geriye gelir yanıma. Yani ben biraz tebessümle kılardım namazı. Allah affetsin. Yani taklit ediyordu. Ama seccadeye ayağa alıştı ya. Ben de seccadenin ortasında durmuyordum. Kenarında duruyordum. Ona da yer kalsın diye. Bak. Bildiğim kadarıyla ama borcu yok. Bir askerde titiz biraz. Kulakları için nasıl? Oğlum özledim. Yurt dışında çalışıyor. Ya Allah hayırla kavuştursun inşallah. Onun için söylüyorum. Efendim. Yıkanması mıkanması onun bayağı uzundur. Asker de pek o imkanı bulamamış. Yemin edip çıktıklarında evvela zaten annesine söylemiş. Banyosu olan bir otel bulun anne diye. Hemen daha ne öpmek var ne dokunmayın bana dokunmayın. Gitti yıkandı. Lan ben de dolaşıyorum dışarıda çay içtim kahve içtim bitmiyor. Lan oğlum bitmedi mi yıkanman? Ya baba dedi kazaları kılıyorum orada ben de namaz kılamadım dedi. Yani gözüm sulandı tabii. Ayrı mesele. Şimdi bu taklit lazım. Resulullah'a taklit lazım. Ama taklitte kalmak tefekkürü yok edeceği için İslami bir kaide değildir. Sadece bir basamaktır. Mesela şimdi toplumun büyük bir kısmı bunu bilmiyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'i tetkik etmiyor. Efendimiz Hazretleri hiçbir bayram namazını Mescid-i Nebi'de kılmamıştır.
Kim biliyor bunu? Var mı bile? Yok. Burada da toplumun her kesiminden arkadaşlarımız, misafirlerimiz var. Sor sokağa çık. Yani ister pazar yerine git, ister hale git, en kalabalık yer. Ne bileyim, İlahiyat Fakültesi'ne git. İlahiyat Fakültesi'ne git. İmam Hatip Okulları'na git. Acaba biliyorlar mı? Neden? Çünkü Resulullah'ı incelemiyoruz. Tetkik etmiyoruz. Günlük hayatını bilmiyoruz. Hiçbir bayram namazını Mescid-i Nebi'de kılmamıştır. Ne yapıyor? Diyelim ki Kurban Bayramı'ndan önceki iki gün. Kadir'den sonraki birinci gün, ikinci gün. Hazreti Bilal'i filanca mahalleye gönderiyor. Resulullah bayram namazında buraya gelecek. Bir ortalığı derleyin, toparlayın. Yani işte, tümsek mümsek varsa düzeltin. Acık evlerden yaygı getirin bilmem ne falan. Haber veriyor. Ve Kurban Bayramı namazına giderken yüksek sesle, Fıtır Bayramı namazına giderken kendi duyacağı sesle, tekbir getirerek gidiyor. O mahallede, o meydanda namazı kıldırıyor, hutbeyi okuyor. O mahalledekilerle bayramlaşıyor. İşte birinin evine giriyor belki, bir şerbet içiyor, bir şey yapıyor filan. Sonra normal gün, bayram günü oluyor. Yani bayram namazının bile yerini değiştirerek ziyareti çoğaltıyor. Evvela şu ziyaret meselesini. Ne yazık ki sosyal hayat öyle bir hale geldi ki büyük şehirlerde yaşayanlar özellikle. Yani haklı tarafı da yok mu? Var. Yani benim bir arkadaşım Çekmece'de oturuyor. Pendik'te anneannesi var. Vallahi sabah yola çıksa akşama varamaz anneanneye. Gece de dönemez. Çünkü Fatih, yani buradan Fatih'ten Üsküdar'a, Fakirhane'ye 4 saatte geldikleri zamanı biliyorum ben. Köprü olmadan önce, 73'ten önce Avrupa yakasındakiler Asya'ya, Asya yakasındakiler Avrupa'ya bayram ziyaretine zor gelirlerdi. Ne arabalı yer bulunur, ne bilmem ne olur filan. Ki o zaman İstanbul'un nüfusu 3-3,5 milyondu. Bu tarafı da var. Ama ona rağmen hiç olmazsa bir telefon. Ayrıca telefondaki ahbap, yani bir metin yazıp telefondaki bütün ahbaplara gönder düğmesine basmak da biraz tembellik. Öyle oluyor çünkü. Bunun içinde arkadaşın var, ahbabın var, tanıdığın var. İş arkadaşı başka, mahalle arkadaşı başka, asker arkadaşı başka, hısım başka, akraba başka. Hepsine aynı şeyi gönderme yani. Bir de sloganlar var. Uysa da uymasa da. Minareden atlarım, bayramını kutlarım. Evet. Yani, evet, ve bu sosyal yardımlaşma, işte fıkaranın bilmem sevindim. Bunlardan gına geldi. Bu 18. asırda çıkan sosyal kavramının bir getirisi. Din, sosyal yardımlaşma değildir. Evvela Allah emretti diye yapacağım. Kurban Bayramı fukaranın et bayramı değildir. Bir kere Kurban Bayramı'nda hac var. Hacı hiç kimse konuşmuyor, kurban kesmeye konuşuyor. Fukaraya et verecekmişim. Ya o oturanlar için. Bir de milyonlarca kişinin hacı var ya Kurban Bayramı'nda. Haçtan konuşsana bir de. Hayır. Ramazan bitti diye bayram ediyorsunuz diyen ağzı karalar var. Biz Ramazan bitti diye bayram etmeyiz. Ramazan bize senden ayrılıyorum ama 3 günde bayram ettiriyorum demesi için Şevval'in ilk 3 günü bayramdır. Ve mesela öyle önemli bir dini gündür ki Şevval'in birinci günü oruç tutmak Ramazan'da oruç tutmamak kadar günahtır. Eyvallah. Niye?
Sen evvela onu yerine getir, niyesini öğrenirsin. Yani her şey sorularak öğrenilmez. Özellikle dini mübini İslam'da her şey evvela yaparak öğrenilir. Yaparken zaten sual akla gelir veya Rab senin gönlüne bir ilham verir. Veya bir yerde bir sohbet edilirken, aa bak ben bunu düşünüyordum, bunun cevabı buymuş diye öğretilir. Çünkü ittakullah ve yuallimukumullah. Allah'tan ittika edenlere Allah öğretmen olur. Allah'ın öğretmeni olduğu adam cahil kalır mı? Peki biz bu kadar namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, bir şey öğrettiği yok. Sen açlığın adına oruç, yatıp kalkmanın adını namaz koyma. Eyvallah. Bayramla alakalı şunu da, mesela efendim, eski o bizim gençliğimizden bildiğim şey, anne baba bir yere giderken bizi de aldır götürürdü bayramlaşmaya. Evet. Ya da bize bir misafir geldiği vakit biz de misafirin yanında halkalanırdık evin içinde. Evet. Ya da ikinci bir bahis, bayramda bize birisi gelirdi, biz de ona iade-i ziyarete giderdik bayramda. Evet. Şimdi biri geldi mi ya da biz gittik mi mevzu bitti sayılıyor. Evde de anne baba ekseriyetle şöyle yapıyor. Çocuklar siz durun, biz bir komşuya gidip bayramlaşıp geleceğiz. Çocuklar evde. Eve bir misafir geldiğinde de çocuklar kendi odasında elinde tablet vesaire, anne babalar bayramlaşıyor. Buna da bir şeyler söylesin. Çok haklısın. Bunun değişmesi için sosyal hayatın değişmesi lazım. Sosyal hayat bugün tamamen nefsani olarak yürüyor. Şimdi senin dediğin şeyler, Ankara'nın nüfusu, sen Ankara'da büyüdün. Eyvallah. 200-300 bin. Ben 60'ta lise 1'deyken Bursa'nın nüfusu 100 bindi. Biz bir günde annem babamla 12-13 kapı yapardık. Çünkü bayramın ikinci günü dedemlerin evinde oturacağız. Dedemlere misafir gelirken annem babam yardım edecekler. Onun için birinci gün biterdi. 12 kapı. Hepsi yürüyerek. Çünkü yürüme mesafesiydi. Şimdi iki kapıya gidebilirsen o iki kapı sana gelemez bile. Yani büyük şehirde yaşamanın mecburiyetleri bunlar. Ona rağmen, şimdi daha derine inersek sebeplere, asansörde bile aynı apartmanda oturan birbirine selam vermiyorsa, bu senin dediğin bayram ziyaretinin olması mümkün değildir. Demin arz ettim, elinizle dilinizle mani olmuyorsa buğz edin ama imanın en alt seviyesidir. Veya en zayıf halidir. Bir başka hadis daha var. Üç kademeli. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Eyvallah. Doğru. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Eyvallah. İkinciyi yerine getirmediğimiz için üçüncüyü söylemeye lüzum yok. Çünkü beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız kemale gelmez. Bizde iman yok ki kemale gelsin. Birbirimizi seviyor muyuz? Yok. Niye buna evet cevabı veremiyoruz? Buna evet cevabı veremediğimiz zaman bayram ziyaretleri nostalji olmaktan ileri gitmez Serdar'cığım. Aranızda sevgiyi, muhabbeti arttırmak için size kolay bir şey söyleyeyim mi diye sualle başlayan bir hadis var. Aman tabii ya Resulallah, buyurun. Selamlaşmayı yayın. Biz iman sahibi olmak için gereken sevginin teessüsü için Efendimiz Hazretlerinin tavsiye buyurduğu selamlaşmayı bile yapmıyoruz. Nerede kaldı ki iman etmiş olalım? Nerede kaldı ki bayram ziyareti yapalım. Problem bayram ziyareti yapmamakta değil. Birbirimizi sevmemekte. Yani iman zafiyetimizde. Biz birbirimizi seviyoruz efendim. Yok, toplum olarak sevmiyoruz. Ha, birbirimiz derken.
yani. Allah seni iyilik yapsın. Demin böyle bir boş bulundum, sevmiyoruz dedim. Allah korusun, bizi seviyoruz elhamdülillah. Toplum olarak sevmiyoruz, çok basit yani. Trafik yeter. Dışarıda sağına soluna baktığın zaman bir Müslüman toplumu görebiliyor musun? Bağıran çağır. Ben dedemden iki defa azar işittim. Birincisi, dükkanın, dedemin dükkanının önünde vitrine bakan birine buyurun efendim dedim. İlkokuldayım. Onlar gitti. Böyle sert tonda. Çünkü bir defa oldu, onun için unutmuyorum. Hep yumuşak konuşurdu. Niçin rahatsız ediyorsun? Belki paraları yok. Belki sonra alacaklar. Niye? Bırak serbest. Şimdi dükkanın önünden geçerken kolundan çekiyorlar. Hatta eskiden Kapalı Çarşı'da Ermeni kuyumcular falan da var malum. Şeyler bildirirlermiş. Çarşıya arasa. Mesela kasabada oturuyor, çarşıya bir şey düzmeye geliyor. Kapalı Çarşı'ya dükkancı o da. Kimin dükkanına geleyim? Çığırtkan varsa gayrimüslimin dükkanıdır. Çığırtkan yoksa Müslüman dükkanıdır. Öyleymiş. Kayıtları var ha, atmıyorum bunları. Bir de bir tokat bile değil, popoma şöyle bir dokundu. Tezgah var ya, hani malı çıkarıyorsun, falan gösteriyorsun müşteriye. O böyle delikanlı işi, ilkokuldayım ama yine uzun boyluyum. Ellerine tık, onun üstüne oturdu. Pıt diye vurdu. Ekmek teknesidir, üzerine oturulmaz. Oturacaksan sandalyeye otur. Bu terbiye olmadı mıydı, bayram ziyareti olmaz. Seveceğiz. Şimdi ne oluyor? Kolumdan çekiyorlar alışverişte. Kandırmak alışverişte, aman yarabbi, aman yarabbi. Malum Efendimiz pazara gitti. Pazar yerine gitti. Elini bir çuvalın içine soktu. Dibi ıslak. Yani okkada ağır çekiyor. Ben gözümle gördüm. Eskiden odun satılırdı İstanbul'da. Kışlık odun. Mesela Bakırköy'de anneannemin evinin yanında Çarşı Camii'nin orası da meydanlık. At arabası meydanıydı. Oradan arabacılar çağrılır. De odun getirilir eve filan. Ben bu odunları lastik hortumla ıslatan adam gözümle gördüm. Ağır çeksin diye. Bu ahlak olmadıktan sonra namazın şekli, keza aç kalmaktan ibaret orucun şekli, ince ince hesaplarla ulan daha az ne kadar versem olur diye %2,5, Hazreti Ali'nin sözü benim değil, zühürdün zekatı %2,5. De iki tur atalım da hacı oluverelim. Sonra bir elinde telefon. Ya buraları çok güzel ya, sen de gelsen keşke. Ama bak o da senet var ya, o senedi filancıya ciro et sonra şey yaparsın filan. Tavaf ediyor. Tavaf ibadet midir? Eyvallah. Bak, şey söylemeye lüzum yok. Çay şekersiz ama rahatsız şekersiz. Olmuyorsunuz değil mi? İçmeye veriyorum. Bu ben içtikçe diyorum hani. Sen içtikçe olmuyor. Şekersizlik oldu. Senin tadın ona bulaşmış oluyor. Onun için rahatsız etmiyor. Eyvallah. Sona geldik efendim. Sona geldiysek. Lütfen. Bayram da, seyran da, Ramazan da bize bırak yüksek, yüksek lafları. Kendisi çok yüksek ama sözü çok kolay olan. Sevgiyi öğretsin yeter. Öğrenelim inşallah. İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşrifiniz için. Allah'ım razı olsun. Çok çok sağolunuz. Dinleyenlere de teşekkür ederiz. Eyvallah. Soru alınan bir program değil abicim. Bittikten sonra sorabilirsiniz sorunuzu. Aziz dostlar, geldik programın sonuna. Bir Ramazan-ı Şerif boyunca 4 ayrı mekandan 3 ayrı sunucuyla Vakti Muhabbet huzurlarınıza geldi. Ben hem Dursun Ali Erzincanlı'ya, hem Orhan Karaağaç kardeşime, Tuzla Belediye'mize, Sultanbeyli Belediye'mize, Fatih
belediyemize ki şu an son Ramazan'da ilk Ramazan olduğu gibi kendilerinin misafiriyiz. Ve Bağcılar Belediye'mize, huzurlarınıza bir teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Onlar Maymecra ile birlikte bir yol yürüdüler ve 30 Ramazan akşamını böyle vakti muhabbetle şenlendirme gayret içine düştük. Tabii Fatih'imizdeki güzel seyircinin şahsında da bu programlar boyunca bizi yalnız bırakmayan bütün seyircilerimize teşekkür edelim. Hem onlara hem sizlere hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Eyvallah. Şimdi soru sor. İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Vakti Muhabbet sona erdi.